Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Kadıköy Bit Pazarı'ndan aldığımız ürünlerin incelemesini yapacağız. Ve ben oradaki yaşadığım tecrübeyi size aktaracağım. Pazar kalabalıktı. Dediğim gibi sosyal mesafe pek dikkat edilmiyordu orada. Pek kimse de tınlamıyordu yani onu. Ama yine herkesin maskesi varsa vesaire pek giderseniz tavsiyemdir. Ama eldivensiz gitmeyin. Çok batıyor elleriniz. Her şey böyle pisliği yani böyle kararıyor elleriniz. Onu tavsiye ederim. Başka da bir şey tavsiye edeceğim yok. Ya öğlen saatinde gitmeyin. Çok sıcak oluyor o kadar. Yine üstü kapalı olduğu için biraz daha avantajlı o yönden. Arkadaşlar ben gittim geldim işte birkaç ürün aldım. Şarjlı matkap, bisiklet feneriydi. Ivırdı zıvırdı bir şeyler aldım. Ucuz da aldım ama güzel yani ürünler. Arkadaşlar ben şundan başlayacağım. Şunu anlatacağım size. Evet, ilk ürünümüz Canon'un PowerShot A620 isimli bir kamerası. 7.1 megapiksel diyor. 4x zoom bir özelliği var diyor kamera mercekte. Çalışıyor. İşin tersi ben çalışmaz diye tahmin ettim ama çalışıyor yani. Her şeyi takır takır çalışıyor. Ekranı bile bakın çalışıyor. Dönüyor böyle full fonksiyon. Kendimi de göstereyim. Gayet takır takır çalışıyor yani böyle şey özellik bir sürü özelliği var. Buradan işin ne işe yaradığını bilmediğim özellik. Fotoğraf da çekiyor. Böyle zoom şeyi var burada. Güzel bir kamera bu da. Ben bu kamerayı 5 TL'ye aldım Bit Pazarından. İşin tarafı çalışıyor işte. İkinci ürünümüz. Şarjım hatta. Evet arkadaşlar ürünümüz bu da çok güzel çalışıyor. Ben pillerinden çok şüpheciydim. Onu da götürdüm şeyi multimetreye götürdüm. Ölçtüm bataryanın 12 voltta yürüyordu yani. 12 de sapa sağlam bataryalarım bu arada. Makina da güzel. Şu takayım şunu bir saniye. Evet arkadaşlar dediğim gibi makina çalışıyor. Şu ucundaki deformeyi saymazsak şuralardaki deformalar bakın. O var. Bir de tork şeysi bunlar zaten. Her şey çalışıyor. Ben bunlara baktım. Vites geçişleri. Sağa sola dönüyor. Yanında adaptör de var. Adaptör de sağlam. Ama içinde bir misket oynuyor. Ucundan bu var. Şunların uçları bitmiş sadece. Bunu ben koydum yanına. Cebe asma aparatı. İçinde bu vardı. 8M lokum vardı. Lokma vardı. Bir de yarım şekilde bir matkap ucu vardı. Bu ürüne 50 TL verdim. Hepsi dahilinde. Bence gayet uygun. Fiyatına göre alınabilecek bir şeydi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sıradaki ürünümüz bir ekran kartı. Ben koydum bu statik poşete bir şey olmasın evde. Gayet temiz yani benim çok hoşuma gitti o yüzden alasım geldi. Markası HD 75 50 miydi kaçtı bakayım bir. Markası HD 5450 DX11 var 512 MB DDR3 ekran kartı. Ne kadar kaliteli ne kadar oyun oynatır orasını bilemem ama taktım denedim çalışıyor gerçekten de. GTA San Andreas oynadım çalıştırdı güzelce. Bunu bu arada 15 TL'ye aldım. Bir sonraki ürünümüz bir fan. Şarjlı bir fan bu. Ama ben bunu deforme ettim. Özelliği dışında başka bir şeyler yaptım ben bunu. Normalde bunun motoru bu. Motoru bozuk. Çalışmıyordu. Sonra ben çıkarttım bunun iç bağlantı kısmından. Bu motorun bağlı olduğu bir kart var burada. Bunun içinde şarj devresi var. Ve işte bunların ayar devresi var. Bunun hızlı ayar devresi. Bu arada fark ettim. Birinci kademede 26 volt veriyor. Bu sanırım regülatör var içinde. 26 volt veriyor, arttırıyor bunu. Aletle ölçtüm, ölçmedi çünkü. 26 da gösterdi, 26 volt gösterdi. Garip bu da yani. Çok yüksek voltaj değeri veriyor. Ama motor işte döndürüyor. Sonradan ben buna çıkarttım, kendi motorumu ekledim. Çok güzel de esiyor yani, bir deneyeyim. Bu ürüne 5 TL verdim. Değer mi? Orasını bilmiyorum ama keşke yanımda bir tane böyle pil götürseymişim. Buna takar denerdim. Çünkü bakın şöyle göstereyim ben size. Bunu böyle takıyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle takıyoruz. Böyle yanıyor. Bakın. Buna basıyorum diyor ki içim motor yok diyor. Motor önemli. Bu 5 liraydı.
Bu da o fanın yanında satılan her şey 1 lira abi 1 lira diye bağıran ablanın yanından aldım. Onun yanından aldım. 1 liraydı. 1 metreydi. Kestim birazını. Sıfır diyorum. Bakın. Temiz açılmamış yapışkanı. 1 liraya aldım. Bir tane de bas aldık. Bunu da göstereyim ben. Çok dandik. Vidaları zaten sökerken vidalar yarıdan kırıldı. Böyle çıkartıyorum matkapla söküyorum bunları. Basıyorum hızlı basınca patlıyor yani. Vida ikiye kırılıyor çıkmadan. O kadar paslanmış. Bu da çalışıyor gibi. Takıyoruz prize. Işığı yanıyor. Sonra kapanıyor kendi kendine. Bir şey oluyor ama sağlam. İçinde birkaç sanırım şey yanmış. Neydi onun? Dirençler yanmış. O yüzden sıkıntı çıkarttı. O yüzden çalışmıyor. Onları da tamir edeceğim yakında arkadaşlar. Geldik son ürüne. Bu ürün de bisiklet stop lambası. Bakın göstereyim böyle. Böyle. Bir de böyle nefes alması var. Bunu 10 lira verdim. Şunun içini göstereyim ben size. Tek sıkıntısı şu işte bakın. Şuradan çıkmış ama hızlı yapıştırıcıyla yapıştırılır. Sonuçta böyle olunca da içine su almıyor. Bisiklette kullanırım ben bunu. Şarjlı bir ürün. Kaliteli bir ürün. İnternetten araştırdım. Evet arkadaşlar nasip olursa yarın Tuzla Bit Pazarı'na gideceğim. Oradan video çekmeye çalışacağım. Oradan da birkaç şey alıp onları da inceleyeceğiz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.